Bundan önceki bir kısa sohbetimizden zekatın devlet eliyle toplandığına, Peygamberimiz, sahabe-i kiram ve daha sonraki dönemlerde bunun bu şekilde oluştuğunu ifade etmiştik. Ancak günümüze geldiğimiz noktada özellikle Avrupa'da bulunan Müslümanların zekatı eda etme noktasında var olan bir devlet teşkilatından söz etmek mümkün değil bugün. Ama farz olan bu ibadetin mutlaka yerine getirilmesi de lazım. İşte buradan hareketle İslam alimleri demişlerdir ki, bir ibadeti yerine getiren, yerine getirilmesine yardımcı olan şartlar da farzdır. Madem ki zekat farz bir ibadettir, öyleyse Müslümanların, madem devlet böyle bir imkanı kendilerine sunmuyor, o takdirde kendileri vakıflarını ya da fonlarını oluşturacaklar ve burada Müslümanların zekatının toplanması için gayret edecekler. Bunu Müslümanların içinden çıkılması hakikaten zor olan zekat ibadetini edada insanların kendisine bırakmayacaklardır. İşte buradan hareketle İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları yıllar öncesinden zekat fonunu oluşturmuş, zekatlarını Müslümanların bir araya getirerek Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olan 8 kısım, 7 kısım yere sarf etme yoluna gitmiştir. Müslümanlar madem ki devlet imkanında şey olmayacak, böyle bir imkan bulamayacaklar, öyleyse böyle devlet imkanı sunar gibi imkanlar sunan teşkilatımız gibi kurumlara zekatlarını verecekler. Bunlar bir hakkın yerine getirilmiş olacaktır inşallah.